Dün İmam Maturidi Hazretlerinden bahsetmiştik ya, itikatta imamımız. Şimdi bizim gibi cahiller neye inandığımızı da pek bilmiyoruz. Yani amelde mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. İtikatta da İmam-ı Maturidi Hazretleri diyoruz ama bunlar ne anlatır, ne şey yapar, nedir farkları, inanacağımız şeyler, ayrıntısını pek bilmiyoruz. Böyle inanmak da inanmak mıdır? Yani hiç değilse inanmamaktan daha iyi midir yani? Bu avamın bu kadar yetiyor. Yetiyor mu? Bu kadar yetiyor. Şimdi Mustafa Bey, hani kitap okumak diyoruz ya, kitap doğru okunsa mesele hallolacak. Yani altyapı oluşacak. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devlet başkanıydı. Medine-i Münevvere'ye hicretini devlet başkanıydı. Allah-u Teala'nın gönderdiği din, şeriat ona gelmişti. Tebliğ ediyordu. Bir, tebliğ ediyor. İki, tatbik ediyor. Devlet başkanı olarak hükümlerini tatbik ediyor. Sonra bu şeriatın zahiri bilgilerini tebliğ etti, öğretti ama kalbe yerleşmesi gerekir. Kalbe yerleşmesi gerekir. Peygamberimiz kalplere de yerleştiriyordu. Yani devlet başkanlığı, tebliğ vazifesi, kalpleri temizleme vazifesi. Üçü de kendisinde vardı. Hulefai Raşidin diyoruz. Dört büyük halife. Dört büyük halife. Bunlar da Peygamber Efendimiz'e bu üç hususta benziyordu. Devlet başkanı, tebliğ ediyorlar ve kalpleri temizliyorlardı. Hazreti Ebu Bekir'de, Hazreti Ömer'de, Hazreti Osman'da, Hazreti Ali'de. Bu üç vazife onlarda da vardı. Üç özellik onlarda vardı. Ondan sonra mesela hadis-i şerifler var. Ondan sonra biter buyuruluyor. Ondan sonra gelenlerde o kalmadı. Ne oldu peki? Halife devlet başkanı ayrıldı. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde dinin, şeriatın bildirmiş olduğu ahkam yani hükümleri anlayıp, tasnif edip, tanzim edip insanlara bildirenler yetişti. Bildirenler. Yani hukuk kısmı. Bunlar dört mezhep imamı. Artık üç görev bir kişide toplanmıyor. Üç görev üç ayrı kişide toplanıyor artık. Devlet başkanı. Devlet başkanı. Başka birisi. Tabii, hukuk sistemini aynı şekilde. Peki bir daha vardı. Evet, kalpleri. Bu Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerden çıkartılan hükümleri tamam müştehit imamlar çıkardılar ama kalpleri yerleşti. Bu da tasavvuf büyükleri. Bunlar birbirlerinden ayrı değil. Tasavvuf hani şeriat tarikat deniyor. Tarikat şeriatın kalpleri yerleşmesini temin ediyor. İkisi birbirinden ayrı bir şey değil. İkisi birbirinden ayrı bir şey değil. Şimdi sonraki asırlarda gelenler bakıyor ki amelde mezhep dört tane, itikatta mezhep Allah Allah bu ne ki? Orada bile tasnif yapılmış. Şimdi amelde mezhep imamları neye yoğunlaşmışlar? İnsanların yapacakları ameller, işler nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerinde bunlar tanımışlar. Günlük yaşayışları, ibadetleri, hatta taahhütleri. Akşam eve gittiği zaman yatağa nasıl yatacak, yatakta nasıl kalkacak, abdest nasıl alacak, usul nasıl alacak, namazı nasıl kılacak, orucu nasıl tutacak, ne zaman tutacak, vakitleri nedir, namaz vakitleri nedir? Alışveriş, evlenmek, nikah hakkı, nikahın feshedilmesi, bütün bunları tasnif etmişler, ayırmışlar. İbadet demişler, ibadet kısmını anlamışlar. Münakahat demişler, nikah kısmı. Muamelat demişler, alışveriş ve benzeri. Mücazaat denilmiş, ceza kısımları. Bunları da tasnif etmişler. Hukuk sistemi gibi hukuk bir şey yani. Bir sistem yani. Ama bunun içerisinde mesela iman bilgileri. İman bilgileri kısaca geçmiş bunlarda. Bildiriyorlar kısaca. Bu sefer o iman bilgilerini, itikat bilgilerini üzerine alıp detaylarıyla anlatan alimler yetişmiş. Bunlar da kelam alimi, itikat alimi. İmam Muhammed Maturidi Hazretleri de, İmam Eşref Hazretleri de bunlardandır. Evet. Ya bu vazifeyi istemişler. Yoksa bunların hepsinin yapmış olduğu şey aslında birdir. Bir şeyi, hani vazife taksimi yapılmış, bu otomatik olmuş. Sen bunu yap diye değil. Dolayısıyla biz kitaplardan okursak, deriz.
Yani şimdi İmam Hazreti Hanif Hazretlerine Hanefi mezhebindekine yatıp kalkıp şükretmesi lazım. Değil mi? İmam Muhammed Maturidi Hazretlerine yatıp kalkıp şükretmesi lazım. Şafii mezhebindekiler yatıp kalkıp İmam-ı Şafii Hazretlerine, İmam-ı Eşari Hazretlerine şükretmesi, dua etmesi lazım. İmam Malik Hazretleri, Maliki mezhebindekiler, Hanbeli mezhebi, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri. Niye? Şükretmemiz gerek. Mustafa Bey, ben İlim Hatip'e ilahiyat mezunuyum. İşte Saadet-i Ebediye, 6. ciltlik İbn-i Abidin Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı. Orada bir Müslümana lazım olan hükümlerin değerlendiği, yani Hanefi fıkıh kitapları sadece İbn-i Abidin değil, diğerlerde toplanmış. O da 1000 sayfa. Bakıyorum bakıyorum, benim ömrüm yetmez onları toplamaya, anlamaya ve çıkarıp hüküm koymaya. Bir de yazmaya. Bir de yazmaya. Allah Teala bunları hususi olarak yaratmış. Lütufla yaratılmışlar bunları. Seçilmiş. Yani kullarına merhameten yaratmış ve bunları göndermiş. Akıl, zeka, hafıza. Şimdi Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okuyunca bunu kavrayabilirsin. Ha, o zaman işte tek kaynak Kur'an diyemezsin. Böyle bir edepsizlik yapamazsın. Tek kaynak Kur'an ve hadis de diyemezsin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in muhatabı Muhammed Aleyhisselam. Hadis-i şeriflerin muhatabı da müştehid alimler. Her hadis-i şeriflerini anlamam mümkün değil. İslam alimleri uzun uzun bunları yazmışlar, açıklamışlar. Hatta mesela bir tahsis daha var. İmam-ı Gazali Hazretleri deruhte etmiş üzerine de mesela kötü huyları, yani ahlak bilgilerini, kibirli, ucuklu, riyadi, suizandı. Bunları da ayrıca tahsis etmişler. Mesela bizim de onun sözde Metüsen'e ayetimiz ve yani okunmasını tavsiye ettiğimiz İslam Ahlak kitabının ilk başı Muhammed Hadimi Hazretleri. Allah Teala bu sene nasip etti. Senelerdir hep şey yapıyordum. Toros'tan tepesinde bir yer. Hadim. Yani bu sene akşam sizden Hazreti memleketini ziyaret etmek nasip oldu. Göynük. Göynük de küçük bir yermiş. Hadim de küçük bir yer. Muhammed Hadimi Hazretleri orada metfun. İşte Muhammed Hadimi Hazretleri Berika kitabından alınmış. Berika kitabından alınmış. Ve İmam-ı Gazali'nin İhya kitabından alınarak. Bunlar bile tasnif edilmiş. Yani bizim önümüze hazırlanmış, koymuş. Onun için bizim bu Ehl-i Sünnet alimlerine, bu müştehit alimlere, onların yetiştirdiklerine yatıp kalkıp şükretmemiz lazım. Hatta kitaplar da buyuruyor ki, daha da ileriye götürüyorlar. Yani kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir'e medyumdur. Medyum ne demek? Borçludur demektir. Niye medyum? Niye borçlu? Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri yazmışlar. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki Allah-u Teala karşıma Hazreti Ebu Bekir'i çıkardı. Hazreti Ebu Bekir'i çıkardı. Allah-u Teala buyuruyor ki eğer o kabul etmeseydi Allah-u Teala seni geri çekecekti. Dolayısıyla bu iman nimetinin bize ulaşmasına Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri vesile oldu, sebep oldu. Efendim işte Allah-u Teala şükretmeyen, sebebe şükretmeyen, teşekkür etmeyen Allah-u Teala şükretmiş olmaz buyuruyor. O nimet kim vasıtasıyla geldi? Mesela şu anda bize bu doğru itikad, doğru bilgiler, yani Osmanlı yıkıldıktan sonra Seyyid Abdülhakim Arvan Hazretleri onu yetiştirdiği Hüseyin'e Rahmetullahi Teala Aleyh Hazretleri ile geldi. Dolayısıyla biz bu asırda onlara medyunuz ya. Bu doğru bilgileri nereden öğrenecektik ki? Yok başka. Hani bazılar diyor ki efendim hocalar çok çok da kaynak yanlış. Kaynak yanlış. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken mesela bir harf devrimi yapılmış. Harf devrimi mesela Osmanlıca kitapların hepsi devre dışı kaldı. Kimse okuyamıyor, ulaşamıyor onları. Doğru bilgiler vardı. Arapçayı da aynı şekilde tukaka demiş, Arapları kötülemişsin, yanaştırmıyorsun. Eserleri, eski eserleri yakmışsın. Latince kitaplar yok. İşte Allah-u Teala da işte Seyyid Abdülhakim Arvasız bu coğrafyaya gönderiyor. Hüseyin İlmi Efendi yetiştiriyor. Latince olarak bunların hepsini yazdı. Latin harflerle bunların hepsini yazdı. Yani şu anda efendim ben Arapça bilmene de gerek yok. Bilmene de hazır. Aynı şekilde Allah-u Teala böyle birisini yaratmış, göndermiş. O da aynı şekilde ortaya koymuş. 40-50 sene emek verdi o saat ona. O da diyor ki bunların hepsini hocam bana anlatmıştı. Ömrüm de hocamın anlattığı bu bilgilere kaynak aramakla geçti. Ve bütün kaynakların hepsinde aynı şekilde taramışlar. Lazım olanları kitaba almışlar. Bundan sonra efendim falan şeyde falan filan ihtiyacım yok. Lazım olanlar orada mevcut. Onun için hatta Saadet-i Ebediye'nin ön sözünde bir ifade geçiyor. Ne geçiyor? Efendim ben alim olmak istiyorum.
bu kitabı ders çalışır gibi her satırını, her paragrafını okuyarak, hülasa ederek anlar ve sonuna kadar da okursan alim olursun. Efendim ben evliya da olmak istiyorum. Bu öğrendiklerini amel edersin, evliya da olursun. Peki başka ne olmak istiyorsun? Devlet başkanı mı? Git onu başkaları. Eğer sen alim ve evliya olmak istiyorsan işte önünde fırsat. Hazırcık. Reçete belli. Önüne de konmuş. Bulma imkanın da var. Efendim ben amayım. Allah'tan ne yapabilirsin? Efendim abiler işte. Tegeret efendim stüdyolarında onu okutturdu ya. Ücret vererek okutturdu. Hakikat kitabında Tegeret efendim şeyinde bile, internet sitesinde bile var o ses kayıtları. İndir, Saadet-i Ebedi indir diğer kitapları. Sesini dinle. Sesini dinle. Eğer okuyamıyorsan, şey yapamıyorsan onu dinle. Yani bu imkanlar da verilmiş. Dolayısıyla hele Anadolu coğrafyasında yaşayanlar ahirette ne mazaret beğenecekler onu bilemem. Ya bir de aynı şekilde televizyon var huzura doğru. Ondan sonra radyoda her gün İslam ve toplum yönetmeli programları. Kitaplar var. Kitaplar sesli de veriliyor. Huzura doğru da veriliyor. Sesli olarak orada da veriliyor. Sohbetin arkasına. Sohbetin arkasına. Bütün bunlar veriliyor. Türkiye gazetesi var. Her gün aynıca gibi bir sayfa aynıca gibi dini yazılar yazılıyor falan. Nasıl? Efendim takvim de bilemiyorum ben onu. Türkiye takvimi var. Değil mi? Efendim ben işte anlayamadım soracağım. Yani. Soracağın yerde var. Türkiye gazetesi bizim sayfaya sorarsın. Ondan sonra dinim İslam sitesi var oraya sorarsın. TGRT FM aynı şekilde açarsın sorarsın değil mi? Yani bu imkanlar da var. Bütün bunlara rağmen çok affedersin de sen yan gelip yatarsan hesabı da ahirette ağır olur kusura bakma. Hesabı da ahirette bunun ağır olur. Hani şimdi Kuzey Kore'de yaşayanın hesabıyla Anadolu'da yaşayanın hesabı aynı olmaz. Şey bile anlatılıyor mesela ibadetleri anlatılırken buyuruyor ki mesela hiçbir zarureti yokken nafile namazlar oturarak kılınabilir. Aa kılınabilirmiş falan. Ama bir ifade var. Böyle olduğu zaman sevabı yarıya düşer buyuruyor. Ya tamam mı? Sevabı yarıya düşer. Biz bir şey olduğu zaman işte yapacaktım da falan üstüne adam mı çıktı geldi derlerdi çocukken. Ne demekse o tamam mı? Şimdi sen bakacaktın da edeceksin. Kuzey Kore'deki ya internetten giremez. Yasak. Giremez bu kitaplara. İnternet yok. Ondan sonra Hakikat Kitabevi'nin İngilizce ve diğer aynı şekilde Japonca, Çince basılan kitaplarını sokamazsın. Din yasak. Tegeret Efendi de dinleyemez. Dinleyemez. Yani o yarın ahirette mazeret beyan edebilir. Hani İmam-ı Rabbani Kutursuz'un buyurdukları var. Eğer ulaşmamışsa, ulaşma imkanı da yoksa onlar hayvanlar gibi diriltilir. Sonra da aynı şekilde Cenab-ı Hak onları yok eder buyuruyor. Ama buradakinin öyle bir şansı yok. Buradakinin öyle bir şansı yok. Burada böyle bir şey vardı. Burada böyle bir şey vardı. Sen bunu duydun. Ama araştırmadın, bakmadın. Avrupa'daki de, Amerika'daki de yan çizemez. Çünkü elinde internet var. Rahatla aynı şekilde bunları girebilir, görebilir, duyabilir. Duyuyor da, görüyor da. Bunlar da araştırabilir. İslam ülkelerini boyuna sömürüyorlar. Sömürdükleri için de Arapça öğrenmişler. İngiliz'i de, Alman'ı da, Fransız da falan değil mi? Dün bir şeyde, bu sabah mıydı bir şeyde bakıyordum da. O kraliçeyle alakalı. Kenyalılar. Yasutmayı reddetmişler. Afrika çok ülkesi reddetmiş. Demiş bizim kocalarımızı öldürdü. Elimizdeki altınları aldı. Çocukları bizden ayırdı. Ha, ondan sonra da güler yüzlü bilmem ne falan diye anlatmaya kalkıyorlar falan. Gel de külahımı anlat onu. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.